Herkese bir kez daha günaydın. Umarım güzel bir sabaha başladınız. Süper FM'de Gevezenin Oyununda dinleyicilerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Yerimiz yurdumuz belli. Aslında Ünalan'dan Göztepe Köprüsü'ne çıkmadan evvel sağa çektik. Burada meşhur bir bowling salonu vardır. Onun ilerisindeyiz. Libadiye Caddesi. Tabii canım, Libadiye Caddesi'nin üstündeyiz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Ya ne iş yapıyorsunuz? Ben kendim hukukçuyum aynı zamanda. Fonu biraz alabilir miyiz Emirhan? Bilirkişilik de yapıyorum mahkemelere. Siz ne iş yapıyorsunuz? Denetçilik yapıyorum. Ha, iki tane şey var. İki tane denetçi var. Evet. Özellikle mi yolladılar? Doğru söyleyin. Ben anlatayım size. Ben her sabah iş yerine giderken hep radyonuzu, hep bu programı dinliyorum. Bir yarışma yapıyorsunuz. O yarışmada hep en doğru cevapları veriyorum ama bir türlü buna karşılık bir yarışma fırsatı olmadı diye tam yolda geçerken aracınızı gördüm, arabayı arkanıza park ettim, yerinde bir göreyim istedim. Gördünüz mü? Bizzat o baraj sorusuna şahit oldum ve o baraj sorusu sonrasında verilen cevapları burada nasıl değerlendirildiğini hala geliyor bu arada. Gördüm. Ve ben de ilk zamanlar acaba kendi insanlarını mı davet ediyorlar diye düşünüyordum. Bilir kişi olarak ve bu işin daha önceden isyanı yapmış biri olarak çok net ve samimiyetimle söylüyorum. En küçük bir suistimal olmadığını burada tespit ettim. Abi şöyle söyleyeyim. Şimdi hakikaten o toplara girersem, yani hani tanıdık eş dost girersem çok ayıp söylüyorum. Herkesin kazanması lazım ya. Bizimle yarışan o zaman eğer tanıdık eş dost akrabalara hediye para veriyorsak herkesin kazanması lazım. Biz haftada herkese kazandıramıyoruz. Keşke verebilsek. Yok yani zaten böyle bir şey yapabilme imkanı yok. Çünkü burada o gelen WhatsApp mesajlarını tek tek, daha doğrusu akan WhatsApp mesajlarını tek tek inceleyen bir arkadaş var. Zaten onlar kayıt altına alındığını gördüm. Beni rahatlattı. Yani ilk andan itibaren gelen mesajlar sırayla düşüyor sisteme. Ya günün sonunda birisi bununla ilgili bir şey sorarsa... ya benim rahmetli babamın çok güzel bir sözü vardır. Rahmetli babam böyle hastaydı. Bana dedi ki bak evlat dedi sana hiçbir şey bırakmıyorum biliyorsun değil mi? Dedi sadece soyadımı bırakıyorum dedi. Onu da kirletme dedi. Bu benim için çok değerli bir şeydir. Yani 3-5 için böyle bir şey yapmakta... hani yapacaksam yani mesela burada örnek veriyorum 1 milyon 2 milyon veriyorsak bak o zaman ayrı konuşur. Ya yok ona da vermem ya. Kadriye var bu arada hattında. Kadriye günaydın. Günaydın Geveze. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ya işte olan insanlar bence yorum yaparak hem kendilerini yormasınlar hem de sizleri de üzmesinler. Değerli zamanlarını size ayırmasınlar. WhatsApp'tan mesaj atmaya kalkışmasınlar. Ya işin sonra içinde para işin içinde para varsa her zaman soru işareti vardır. Sonuçta iki tane denetçi var yanımda. Onlar bunu benden çok daha iyi biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Ya bir şey soracağım Kadriye. Sen ne iş yapıyorsun? Ben öğretim görevlisiyim. Seviyor musun işini? Servisi bekleyecektim. Serviste biraz yaşıyorum işte insanlar var uyuyabiliyorlar. O heyecanla onları rahatsız etmek istemedim. Yürüme mesafesine yürüyorum. Şeyi merak ediyorum sen seviyor musun işini? Efendim? İşini seviyor musun? Çok seviyorum hem de. Öyle böyle de. Bu arada şey ne derler... Buraya misafirliğimize gelen dinleyicilerimize soruyorum. İşlerinizi seviyor musunuz? Evet. Çok seviyoruz. Şimdi soru şu. Eğer şu anki işinizi yapmıyor olsaydınız, üçünüze de soruyorum. Ne iş yapmak isterdiniz? İlk önce stüdyodaki canlı yayın stüdyosundaki misafirlerimize soruyorum. Ne iş yapmak isterdiniz? Mimar olmak isterdim. Mimar. Evet. Palyaçoluk yapmak isterdim. Yani siz palyaçoluk isterdiniz. Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek isterdim. Siz futbolcu olmuş. Şu aklıma geldi. Hiç düşünmemiştim daha önce. Sen bizi anladığım kadarıyla duymuyorsun değil mi Kadriye? Çok net duyamıyorum. Çok nasıl yaparız? Kulağına yapıştırdım. Şöyle ben yani ses çok karmaşık geliyor gibi geliyor. Hışırtılı geliyor da. Radyoda zaten açık olan bir yoldayım. Şu anda duyabiliyor musun? Şu anda daha duyabileceğimi şansım varsa sürede o soruları duyup cevaplayabileceğimi inanıyorum. Sen kulaklıkla dinliyorsun değil mi bizi? Yok hayır. Kulaklığı direkt telefon kulağında. Peki.
Hayır, bin yeter ki ne derler, iyi duyun. Çünkü az sonra soruları sormaya başlayacağım. Bu arada bunlar da görün, bunlar da bize gelen sorular. Kapalı zarflar. Yemin ediyorum denetçi buldum, gösteriyorum. Bak hepsi mumlu. Bilir kişi. Vallahi ya, kırdın mumu. Evet. Soruya çünkü bunlar içinde ne yazdığını da bilmiyorum. Sorular rastgele seçildi. İlk defa ben de bilmiyorum kime ne soracağımı. Instagram'dan canlı olarak da gördüm. Aynen zarf anında o yesmacıyı da konuşurken açıyorsunuz soruyu. Valla sorular fena değil ya. Bir binlik var burada. Burada bir tane soruyu belki meran yoksa bilemeyip. Ama ben yardımcı olacağım. Evet, süper. Baraj sorusunun yanıtı neydi? Erzurum. Erzurum'du. Atatürk Üniversitesi Erzurum'da kuruluydu. Benim rahmetli babam da Atatürk Üniversitesi'nin inşaatında çalışmış. Dedi söylüyorum. Ben de Bayburtluyum. Hemşeri sayılırım Erzurumlarla. O zaman bana başla dediğinde süreni başlatacağım. Şimdi sakince sizi dinlemek için bir çardak buldum, oturacağım ve söyleyeceğim. Bir 10 saniyenizi rica ediyorum. Tabii ki, rahat olun ya. Hazırım, başlayabilirsiniz. Atasözüne göre kaz gelecek yerden ne esirgenmez? Tavuk. Havuç sevmesi, dişleri önde olmasıyla bilinen, gözlerine ışık tutulunca hareket... Tavşan. Üç büyüklerden Beşiktaş'ın stadı İstanbul'un hangi ilçesinde yer alır? Beşiktaş. Doktor olabilmek için üniversitenin hangi bölümünü bitirmek gerekir? Tıp. Nuray Hafiftaş, Arif Sağ, Neşet Ertaş gibi sanatçılarımız hangi müzik dalı ile ilgilenmişlerdir? Türk halk müziği. Evet, dünyaca ünlü futbolcu Maradona hangi ülkenin vatandaşıdır? Brezilya. Yok. Arjantin. Evet. Tavlada rakibinizi mars ederseniz kaç puan alırsınız? 2, 3, 1, 5, 4. Atasözüne göre deli dostun olacağına nasıl düşmanın olsun? Akıllı. Evet, ilk çağ ve yeni çağ arasındaki dönem hangi isimle anılır? Yakın çağ. İlk çağ ve yeni çağ. Çabuk, az kaldı süren. Orta çağ. Babamın erkek kardeşi halamın kızının nesi olur? Oh, çok amcası. Zor soru. Yok. Bu zor soruymuş ya. Babamın erkek kardeşi halamın kızının nesi olur? Bak, babamın dayısı. Erkek. Ya, dayısı olur tabii. Bu 10. soruydu. Bu 10. soruydu ve biz süremizi orta çağ tıp fakültesine ve Arjantin'e harcadık. Aa. Ve akıllıya harcadık. 20 saniyemiz vardı. Yakın tanedir ya. Of. Bilmiyorum ki. Vallahi 1.000 lira gitti ya. Of ya, abi ya. Evet ya. Ben o kadar her sabah uyandım ve radyomu açıyorum. Ve çok eski bir radyom var gerçekten, internet üzerinden falan. O radyoyu dinliyorum. Mesaj atıyorum, tam mesaj. O kadar yoğun olduğunu görüyorum ki teknik olarak size iletiliyor. Sabırla olacağı güne inanıyordum. Bugün çok şaşırdım. Yani hiç beklemiyordum. Direkt mesaj, WhatsApp'ın doğum sesi gelince bildirim. Aha geldi falan oldum ve direkt yazdım falan ama bir dahaki herhalde. Bir şey soracağım. 1.000 lira senin olsa ne yapacaktın? Çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben bir telefon aldım yakın zamanda. Oraya harcayacaktım. Borç olarak böyle vade farklı olurken ben de onu anlamıyorum. Diye düşünüyorum. Öğretim görevlileri deli gibi para kazanıyor yani Türkiye'de. Niye? Vakıf meslek okulunda çalışıyorum. Devlette değilim maalesef. Yani nereden baksan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tabii. Ben de zaten telefon şeyini aldım. İstasyonu, baz istasyonunu aldım. Çok büyük ihtimal yani. İnsan öğretim görevlisi, öğretmen olunca şimdi öğretmenler iyi para kazanıyor. Tabii. Evet. Doktorlar, öğretmenler. Olsun. Ya çok üzüldüm. Vallahi ben senden daha çok üzüldüm. 10. soru ve doğru yani yanıtını da bildiğin soru. Evet. Evet, ama çok hızlıydım sanırım, değil mi Yavuz'a? Valla oraya kadar fena gelmemiştin ya. Arada iki tane soruda çok vakit kaybettik. Ben şu an doktor yapıyorum da tıp demek gelmedi aklıma. Yüksek sans bitirince yapabileceğimi düşündüm yani. O şekilde geçti kafamdan. Can ondan sağlığı zaman kaybettim aslında. Valla dediğim gibi bayram geliyor. Bayramdan önce her bir yarışmacıya bir onluk vermeye niyetimiz var. Oo, ama 15 gün sonra hakkım olacak sanırım. Tamam, 15 gün. Bayrama daha çok var. Bayram ayın 15'inde değil mi? Tam 15 gün var neredeyse. Tamam işte, yakalarsın.
Fena değil. Kaçta kaldım zaten, soruları falan çok seviyorum. Yani soruyu yarışmaca sorsanız ya ben arkadan bağırıyorum bir taraftan da. Öyle bir eğlenceli sabaha uyanıyorum sayenizde. Güzel bir sabah olsun sana da. Şimdi zor bir baraj sorusu sorayım. Bakalım siz bu baraj sorusunu bilebilecek misiniz? Dinleyicilerimize de şu anda stüdyomuzdaki dinleyicilerimize de sesleniyorum. Soru geliyor. Çok önemli bir şairi soracağım. Bu şair yıllarca hapis yatmış bir şair. Mavi Gözlü Dev lakaplı şair kimdir? Mavi Gözlü Dev lakaplı şair kimdir? Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diye sormuştur bize. Bak hiç yaşlanmayan insanlardan bir tanesidir Gökhan. Gökhan Özen, mis. Bir şey yapıyor bu adam. Hakikaten bir şey yapıyor. Geceleri buzdolabında uyuyor olabilir. Ondan da emin değilim. Ama ne şarkıları ne kendisi hiçbir şekilde yaşlanmıyor. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Süper FM'de Gevezenin oyununda. Eğer oralarda bir yerlerde bizi dinliyorsanız şimdi radyonuzun sesini açın. Az önce Mavi Gözlü Dev lakaplı şairimizi sormuştum. Nazım Hikmet Rand'dan bahsediyorum. Ve ilk doğru yanıt bize kimden gelmiş? Selçuk, günaydın. Günaydın Yavuz'a. Selçuk, neredesin şu anda? İstanbul. Çok pardon, bir saniye Selçuk. Emirhan, fon müziğini biraz daha kısabilir miyiz lütfen? Biz şu anda canlı yayın aracının içindeyiz. Ana stüdyomuzda da Emirhan bize eşlik ediyor. Tekrar teşekkürler Emirhan. An itibariyle Livadiye Caddesi'nde Göztepe Köprüsü'ne çıkmadan evvel canlı yayın aracımızı sağa çektik. Ve inanmayacaksınız ama bugün Livadiye Caddesi boş. Şaka gibi bomboş. Normalde burada trafik olur. 10 numara bir trafik var. Şunu merak ediyorum. Ne iş yapıyorsun Selçuk? Satış yöneticiyim yerinde. Ne satıyorsunuz? Su. Seviyor musun yaptığın işi? Seviyorum, evet. Bu işi yapmıyor olsaydın ne iş yapmak isterdin? Ya ben sporla çok alakam var. Futbol oynamak isterdim. Futbolcu olmak isterdin yani? Evet, evet, evet. Futbolcu olmak isterdim. Özellikle bir takımda mı oynamak isterdin yoksa? Hayır. Nerede herhangi oldu? Bir takımda. Hangi şeyde, pozisyonda oynamak isterdin? Yani ben forvet arkası oynuyordum. Hı-hı. Gene orada oynamak isterdim. Sonra ne oldu? Niye bıraktın futbolu? Ya okulu tercih ettik. Okulu tercih ettiğimiz için ufakta bir sakatlığımız oldu. Bırakmak durumunda kaldım. Yani diyorsun ki ben futbol bırakmadım ama futbol beni bıraktı. Evet, evet, evet. Peki bir şey soracağım. Evli misin bu arada? Evliyim. Böyle futbol oynasaydın sence kolay bir şekilde böyle aile kurabilir miydin yoksa kendi mesleğine mi adardın? Yani herhalde mesleğime adardım çünkü seviyorum çok. Sağda yatabilirdim. O kadar evet. Diyorsun. Evet, o kadar. Valla inşallah bir gün veteranlar takımı falan bir yerlerde bir şeyler kurarsanız. İnşallah. Ya oynadığımız takımlar var. Uzun zamandır beraber oynadığımız. Halı saha işine girdik diyorsun. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de yapılacak en güzel işlerden bir tanesi halı saha işletmeciliği. Ciddi söylüyorum. Acayip güzel para var. Birincisi halı sahalarda yer yok. İkincisi yani bugün gidelim akşam saat 8 için bir yerde halı sahada yer bulalım. Mümkün değil. Vallahi mümkün değil. Mümkün değil, evet. Hiçbirinde bulamazsınız. Doğru. Yani 2 yıl sonrası için, 1 yıl sonrası için senelik rezervasyon yapan halı saha şeyleri var. Şirketleri var. Doğru. Ben de karşılaştım Geveze. O yüzden ben mini halı saha yapmak istiyorum. Bizim salonda halı var. Sahaya da benziyor. Mini, iki kişi birebir karşılıklı oynayabilirsiniz. Süper. Peki hazır mısın? Hazırım. Zarfını kırdım, açtım. Bakalım sana hangi sorular gelecek, ben de bir göreyim. Sular fena değil ya. Kolay mı gevezin? Valla fena değil. Bir tane soruyu belki eğer o kitabı okumadı isen bilmeyebilirsin ama yardımcı olmaya çalışacağım.
Tamam. Son soru. Son soruya kadar ama fena değiliz. Sen bana başla dediğinde süreni başlatacağım. Başlayalım geveze. İşsiz, güçsüz, başıboş, aylak gezen kişilere ne denir? İşsiz, güçsüz, aylak gezen kişilere. Bunun şarkısı da var. Avare. Ticari kuruluşların ürününü tanıtmak, satışını arttırmak için kullandıkları tanıtıma ne denir? Reklam. Baş reklam. Kelimesinin eş anlamlısı nedir? Baş. Baş kelimesinin kafa. İçki, sigara gibi kötü alışkanlıklarla mücadele eden kurumun adı nedir? Yeşilay. Toplama işleminde herhangi bir etkiye sahip olmayan sayı hangisidir? Sıfır. Yumurta akı ve şekerden yapılan köpük kurabiyelere ne denir? Beyaz bir şeydir bunlar böyle. Evet, hatırlamıyorum. Böyle her yeri bezersiniz bununla. Beze. Türkiye'deki hangi ilin iki tane telefon alan kodu vardır? İstanbul. Nohut, fasulye, mercimek gibi yiyecekler hangi besin türü? Baklagil. Mahali görmek için hangi ülkeye gitmek gerekir dedim ama... Evet. Tac Mahal nerededir biliyor musun? Dünyanın 7 harikasından bir tanesidir Tac Mahal. Hindistan. Olmadı. Hindistan doğru cevap olacaktı. Tac Mahal kadının adıdır. Bir kadın adıdır. O kadın için yapılmış bir tapınaktır. Tac Mahal. 9. soruda kaldık desem üzüleceğim mi? Yani şeyde bezede çok kaybettim. O yüzden üzülmeyeceğim. Evet beze, ya. Bezede çok kaybettim. Bezede gitti. Bir de son soruyu da bilmiyordum yani açıkçası. Hindistan. Hadi ya. Evet bilmiyordum. Onu ben yardım edecektim. Cevizi var diyecektim, bulacaktın. Olabilir, evet. Bir şey. Neyse canım. Teşekkürler Cevize, çok sağ ol. Olma ya, bu sefer olmadı ama kulağın bizde olsun. Ya hazır kulağın bizde olsun demişken bir dinleyicimiz de bizi ziyarete geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Adın ne abi? Adım Kerem. Kerem, sorulara yanıt veriyor musun? Tabii olabilir. Hayır ya, şimdi değil canım yani normalde yanıt veriyor musun? Yok. Çıkmıyor mu? Yok. Hadi ya. Genelde sadece dinlemekle geçindiriyoruz. Peki abi, şimdi senden bir soruyu benim için okumanı isteyeceğim. Tabii. Peki. 11. soruyu cevabı olmadan okur musun bizim için? 11. soru. 11. baraj sorusu. Güneş sistemimizde adını bir Yunan veya Roma tanrısından almış tek gezegen hangisidir? Almamış. Gezegen hangisidir? Almamış. Bir daha okusana abi soruyu. Güneş sistemimizde adını bir Yunan veya Roma tanrısından almamış tek gezegen hangisidir? Vallahi soruyu sorduk. Çok kolay. Ya değil mi abi, o soruların yanıtlarını görünce herkese kolay geliyor vallahi ya. Yok, normalde de biliyorum. Ne iş yapıyorsun abicim? Ben güvenlik sistemleri teknisyeniyim. Aynı soruyu sana soracağım ya. Bugün bütün misafirlerimize aynı soruyu soruyorum. Bütün dinleyicilerimize de. Yaptığın işi seviyor musun? Çok. Gerçekten. Çok keyifli. Yani severek yapıyor musun? Fazlasıyla. Şimdi yaptığın işi yapmasaydın ne yapmak isterdin? Yine aynı işi yaparım. Başka o kadar, olur. O kadar evet. Seviyorsun. Her gün yeni bir yer görüyorum. Türkiye'yi dolaşıyorum. Adım adım, il, ilçe ilçe. Her gün yeni biriyle tanışıyorum. Yani sabit bir yerde oturmuyorum. Dışarıyı görüyorum. Her gün temiz havayı alıyorum. Yani dört duvar arasında kalmaktansa gezmek daha değil. Yani diyorsun ki muhasebe işi de yapabilirdim. Yok, hayatta yapamazdım. Bana o bana olmaz diyorsun. Ne iş yapıyorsun? Servis şoförüyüm. Seviyor musun işini? Hayır. Ha, o kadar. Net yani. Ama bir sebebi var şöyle. Neden? Ben sabahları sizi dinlediğim için. O yüzden sevmiyorum. Allah kahretmesin sizi. Allah cezanızı vermesin. Rahatsız olan personeller vardı. Hadi şikayet ya. Üzerine boyun birinde işten çıkarılıyorum. Bizi dinlediğin için işten mi çıkarılıyorsun? Evet, doğru. Abi ne diyorsun ya? Evet. Patron. Yani bizim şoföre ihtiyacımız var mı? Ya bunun için Allah Allah, bunun için niye şikayet ettiler ki? Rahatsız oluyorlarmış. Yani sonuçta canları bana emanet, hiç bunu düşünmüyorlar sabah. Tabii kafanın rahat olması lazım. Yani ben yaklaşık 22 saat çalışıyorum. Geçen geldiğimde de söylemiştim.
Yani sabahın 5'inde kalkıyorum, gece 3'te eve gidiyorum, uykusuz oluyorum. İlla ki kafamın açılması lazım. Doğru. Bunun tek kaynağı da siz olunca haliyle sizi dinliyorum. Bu işi yapmasaydın ne iş yapmak isterdin? Bu işi yapmasaydım benim asıl mesleğim satış temsilciliği. Hı-hı. Yani satış temsilciliği yapıyordum. İşte bir ara kendi işimi kurdum falan. Bir şüpheli para transferinden her şey el konuldu bilmem ne. Oo, ne diyorsun tabii, ya? Bir vay, inşaat projesinde falan işte öyle. Abi, bir hayatımız var. Sakın yanlış anlama, bir kurşun döktürmende fayda görüyorum. Nazar mı var? Bu abi vallahi ama ben inanırım öyle şeyler ya. Hakikaten. Neyse de ben de biz inanırız öyle şey. Ben sana değer diyorum abi. Abi bana değiyor zaten, kafam, gözüm, burnum sürekli bozuluyor. Bende sürekli bir arıza çıkıyor. Vallahi iyi dualara ihtiyacımız var. Bu arada ben bu soruyu tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen doğru yanıtlarla bize ulaşın. 0533-0407-700. Güneş sistemimizde adını bir Yunan ya da Roma tanrısından almamış tek gezegen hangisidir sorusunun yanıtını sizden istiyoruz. Deli divane. Nedir durumunuz? Uyandınız mı arkadaşlar? Sabah oldu. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortası, fukara cuması. Hafta sonu gelmesine daha var. Ve biz binlik binde atmaya devam ediyoruz. Biraz evvel zor da bir soru sormuştum. Güneş sistemimizde adını bir Yunan veya Roma tanrısından almamış tek bir gezegen var. O da hangisi diye sormuştum. Doğru cevap Dünya'ydı. Dünya ismini Türkçeden almıyor. Türkçe değil Dünya. Dunia yine bir şey, Latince'den geliyor. Türkçesi, yani Türkler, Öztürkler Dünya'ya Dolanay diyorlar. Dolanay. Eskiden dünyanın ayın etrafında dolandığını düşünürlermiş Türkler. O yüzden de dünyanın ismi Dolanay'mış eski Türklerde, şamanlarda. Dolanay kelimesi oradan geliyor. Ve artık ben topu size bırakmak istiyorum. Türker var hattımda. Türker, günaydın. Günaydın. İlk doğru yanıt senden geldi. Orada mısın? Buradayım, dinliyorum. Ne iş yapıyorsun? Satış uyuyasın. Peki. Bugün yaptığın işi yapmasaydın ne iş yapmak isterdin? Fotoğrafçı olmak isterdim. Ne fotoğrafçısı? Çoğunlukla detay fotoğrafları çekiyorum. Yine onun üzerine, dolayısıyla belki reklamla ilgili olabilir. Ama hani kesinlikle doğa değil, onu biliyorum. Belki yine portre veya stüdyo fotoğrafçılığı da olabilir. Zor da bir iştir stüdyo fotoğrafçılığı. Evet, çok zor ama bir yandan da keyifli. Stüdyo fotoğrafçılığını isteme sebebin nedir? Yani işte mankenlerle çalışma fikri mi? Yani o bir artısı. O bir artı. Abi herkes ne kafayla bakıyor bu işe? Çok zor bir iş bu ya. Hani olandan ziyade uygulamayı severim. O yüzden stüdyo fotoğrafçılığı biraz daha geldik. Mesela stüdyo fotoğrafçılığı yaptığında illa güzel mankenlerle çalışmıyorsun. Bazen efendime söyleyeyim. Çaydanlıklarla, efendime söyleyeyim, tost makinalarıyla falan da çalışıyorsun. Zor almaya başladım. Evet, biz de seni zor duyuyoruz. Daha çeken bir yere yani gidebilirsen. Yerimi değiştireceğim. Evet, şimdi daha iyi duyuyoruz biz seni. Evet, ben de daha iyi duyuyorum. Peki, eğer hazırsan yavaş yavaş sorularını sormak isterim. Zarf, bir tane zarf aldım senin için. İnşallah kolayını almışımdır. Umarım ya, hakikaten umarım senin bildiğini almışımdır. Yani kolay değil, senin bildiklerini almışımdır. O da doğru. Acayip kolay bir tane geldi. Hadi bakalım. Hakikaten çok kolay geldi. Bana evet, başla dediğinde süreni başlatacağım. Başla. İki gönül bir olunca samanlık ne olur? Seylan. Sadri Alışık'ın şapkası ve selamıyla akıllara kazınan. Turist Ömer. Avukatların üyesi olduğu meslek örgütünün adı nedir? Hukuk. Ay, avukatlar hangi örgüte üyedir? Baro. Evet. 10. yıl maaşı ilk kez hangi yıl söylenmiştir? 1933.
Bilgisayarlarda geçici bellek özelliğiyle RAM. Sahra Çölü hangi kıtadadır? Afrika. Çaylak hangi hayvanın bir türüdür? Çaylak. Çabuk. 30 saniyemiz var da. Çaylak nedir? Kanatları türü? Vardır bunun, inanmayacaksın. Nesi vardır? Kanatları. Kuş. Bel, boyun ve kas bölgesinde oluşan rahatsızlıkların genel adı nedir? Fıtık. Amerika Savunma Bakanlığı'nın diğer adı nedir? Pentagon. Barış Manço'nun kurduğu müzik grubunun adı nedir? Kurtalan Express. Abi süre bitti! Süre bitti ama sürenin son saniyesinde kurtalan cevabı geldi. Ekspresi gelmedi. Yapma. Vallahi normalde süre bitti. Vallahi bitti mi bitti. Ama haksızlık olacak ya. Vallahi haksızlık oldu. Kurtalan son saniyede gelmişti. Ben de sana 1000 lirayı veriyorum. Vallahi verdik 1000 lirayı. 1000 lira senindir. Güle güle harca. Harcadıkça da bizi hatırlarsın. Bir şey soracağım. Ne yapacaksın binlikle? Tatile gidiyorum bu ayın sonunda. Ona bir ek olacak. Tatile nereye gideceksin? Mavi yolculuk. Mavi yolculuk yapacaksın. Ne tarafa? Bozburun çıkışına. Bozburun'dan çıkıp Bozburun'dan böyle bütün Körfez'i ince ince dolaşacağım diyorsun. Aynen öyle. Peki ya sonuçta insana teknede bu kadar para lazım değil. Teknede insana daha çok ne bileyim şey lazım. Bir kot bir tişört yeter tekneye zaten. Kod ama kumanya lazım. Şimdi kumanyanın içeriğini radyoda söylemeyeyim ben hani. Yani dolayısıyla kumanyaya gidecek anladığım kadarıyla bu. Evet. Bak Bozburun'dan çıkmadan evvel Bozburun'da hangi gün yapılıyordu? Galiba salı günleri orada pazar var. Eğer becerebilirseniz mutlaka domates alın. Bozburun'un yerli domatesi var. Yani alıyorsanız 5-6 kilo da bizim için alabilir miyiz? Bir de biber. Kesinlikle. Mis gibi kokuyor. Aklımda olacak. Kıraza getireceğim İstanbul'a. Vallahi bir. Benim için de 1-2 kulaç atarsanız. Ayıp ettim. 1000 liralık atarsanız daha iyi olur hatta. Yani 1-2 kulaç değil 1000 liralık atarsanız. Güle güle harca. Harcadıkça da bizi hatırlarsın. Saat 9.11 bir dinleyicimiz demiş ki ya sen baraj sorularını sorarken böyle lafı çok dolandırıyorsun. O arada millet böyle atıyor ve cevap sana geliyor, bize haksızlık oluyor demiş. Yani hani hakikaten buna yapabileceğim bir şey yok. Baraj dediğim anda insanlar zaten bir şekilde sorunun cevabını yazmaya başlıyorlar. Aynı şimdi baraj sorusu soracağım. Sorduğum gibi bir enstrüman soracağım. Baraj sorusu olarak 0533-0407-700. Ancak bakın bir enstrüman soracağım diyorum. İnsanlar bana enstrüman isimleri yazıyorlar. Ben de zaten obua'yı soruyor olacağım. Obua ne tür bir enstrümandır? Obua ne tür bir enstrümandır ki obua'nın sesi rüya gibidir. Çok romantik bir sesi vardır ve karakteristik bir sesi vardır obua'nın. Ve bir dinleyicimiz var şu anda canlı yayın stüdyomuzda otobüsümüzde. Günaydın. Günaydın. Bir değil aslında, 1,5 dinleyicimiz var. Tam bir değil. 1,5 kişi geldiler. Birkaç ay sonra 1,7 olacaklar, sonra da 2 olacaklar diye tahmin ediyorum. Doğru. Allah tamamı neredesin? Çok teşekkürler. Bir avazda öyle teşekkürler. Derler. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsun? Gevezem ben aslında dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyorum. O yüzden de bugün buraya koşa koşa geldim. Hı-hı. Çünkü kadınları güçlendirmek için bir network marketing sistemiyle çalışan firmanın Türkiye'de pazarlama ve eğitiminden sorumlu bölge müdürüyüm. Ama sadece Türkiye'de çalışmıyorum. 11 Avrupa ülkesinde de faaliyet gösteriyoruz. Zaman zaman oraları da ziyaret ediyorum. Yani %99'u kadınlar olan bir şirkette onlara iş öğretiyorum. Zor değil mi? Elbette zor, ne kolay ki, ama gerçekten çok zevkli. Yani getirisi çok büyük. Kesinlikle çok seviyorum. 12 yıldır bu sektörün içindeyim. O kadar. Evet. Peki mesela şimdi adı neydi? Çok Arzu. Güzel. Arzu. Örnek veriyorum Arzu. Ola ki şey olsaydı, ne derler? Bu işi yapmıyor olsaydın.
Ne iş yapmak isterdin? Yani küçükken böyle çok konuşuyordum, ne bileyim, avukat olurdum, belki radyocu olurdum. Hakikaten ne olmak ister? Avukat mı? Olabilir, isterdim. Avukat değil de belki böyle istediğimi soruyorsanız hani araştırma, dedektif falan, ama ha, öyle. Türkiye'de vallahi olmaz herhalde. Evet, biraz olayları ilişkilendirme, aklını tutma becerim var. Valla vardır evet, böyle. Evet, fena değilim. Yani mesela ne bileyim evlisin. Evliyim. Zor bir iş o zaman ya eşin için çok bu. Çok fena, çok fena, sürekli kontrol. Tabii. Sürekli. Ya evde dedektif ne yaşıyorsun? O yüzden işte üçüncü çocuk. Kaçar yok. Peki gerçekten dedektiflik yapmak ister miydin? Bu bir iş teklifi mi? Hayır, merak ediyorum ya. Şimdi bizi isterim. Dedektifler aynen, de aynen dinliyor. Aynen aynen, isterim. Çözerim yani. Fena değilim. Yani denemek isterim en azından. Müge Anlı kıvamında evet diyorsun. O tür değil ya. Sen bayağı böyle... Daha Amerikan var benimki. Amerikan var derken o onu aldatıyor, onu aldatıyor dedektifim. Çok acayip ilgimi çekiyor. Önüme de düşer yani. Var mı böyle etrafında? Yakaladığım oldu. Hadi canım. Gerçekten. Yakaladın. Yani o şekilde değil de anladım yani. Anlayacak ha, bu, kadar yakaladım. Bu bununladır. Bu yapıyordur. Evet. Aynen. Ya oradan sonra merak saldım zaten. Arzu, daha iyi bakmaya çalıştım. Arzu, yayından sonra hemen gitme bence. Sana bir iki sorum olacak. Gitmem gerek. İşlerim yoğun. Yani bir sorum olacak derken yani bir hikaye anlatacağım. Bana fikir ver, akıl ver. Ciddi söylüyorum. Az önce bir soru sorduk. Soru da enteresan bir soruydu. Obua nasıl bir enstrümandır? Ne tarz bir enstrümandır diye sordum. Yanıtları gelmeye devam ediyor. Ama ilk yanıt bize geldi. Ben onu hemen canlı yayına da almak istiyorum. Ben yanıtı da vereyim. Obua nefesli bir enstrümandır ya da üflemeli bir enstrümandır. Her ikisini de kabul etmek mümkündür. Çok güzel bir sesi vardır Obua'nın. Ravel'in Bolero'sunu dinlediyseniz... İşte Obua'nın nasıl rüya gibi bir enstrüman olduğunu dinlemişsinizdir. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyorum? Güray ben. Güray. Nefesli cevabı ilk senden geldi. Tebrik ediyorum. Evet, gibi. Ne iş yapıyorsun? Özel bir şirkette muhasebe görevlisiyim Güray. 7 kere 9. 7 kere 9 63. Bak, gerçekten muhasebe görevlisi. 49 diyenleri eledik bir anda zımf diye. Peki bir şey soracağım. Çok değerli ya, seni çok zor anlıyorum. Haklısın, otobüsten yayındayız. Elimden geldiğince anlaşılır konuşmaya çalışacağım. Ya peki. Şunu merak ediyorum. Muhasebe işi yapmasaydın ne iş yapmak isterdin? Abi, muhasebe işi yapmasaydım ne iş yapmak isterdim? Çok ekstrem olacak belki ama pilot olmak isterdim. Yani şey, ne derler, uçaklarda... Aynen. Ticari uçak pilotu. Çocukluğumuzun, yani belki her erkek çocuğun hayalidir pilot olmak ama. Evet abi, o doğru valla. Çok net, kesin. Yani. Valla hakikaten öyle. Biraz yükseklerde olmayı seviyor galiba. Abi yok, o yükseklerde olmakla alakalı değil. O anonsu yapmakla alakalı. Sayın yolcularımız. O ayrı yani, tartışılmaz gemiz. O bambaşka şey. Kaptanız konuşuyor. Bir de ya, o acayip bir özgüven veren, yani daha doğrusu arkadaki yolculara böyle güven veren de bir ses tonuyla konuşuyorlar ya. Son yolcularımız, evet. Kaptanız konuşuyor. Ben kaptanızım, önde oturan benim. Ya o böyle, ne bileyim böyle. Kesin, yani ben o ses tonunu hep şey diye düşünmüşümdür. Böyle hani uçaktan korkan insanları rahatlatmaya yönelik mi acaba yapıyorlar ama, gibisine düşünmüşümdür abi, ama. Abi tabii, düşünsene, bir şey söyleyeceğim. Yani, o mikrofondan gelen sesin tarzı da olabilir. Bence bunun eğitim veriliyor kaptanlara, pilotlara. Gerçekten sebebi şu. Şimdi düşünsene, bir tane kaptan pilot seninle böyle konuşuyor. Sayın yolcularımız, ben kaptan pilotunuzum. Biraz... Abi Yusuf. Tabii abi, arkadaki herkes sarılık ya, olur ya. Ya şimdi Yusuf. Vallahi milletin çocuğu olmaz arkada, yemin ediyorum ya. Allah korusun. Heyecanın geçti mi? Vallahi biraz rahatladım tabii gemezi. Biraz daha iyi şey yapılıyor. Zarfını açtım. Zarfını açtım. Efendime söyleyeyim. Soruları da çıkardım. Sorular güzel ya. Bak, bir binlik daha vereceğiz. Biraz evvel bir binlik verdik. İkinci de yolda. Yani inşallah bakalım ya. Bin lirayı alırsan ne yapacaksın?
Vallahi Geveze, hani şu an radyoda da çok ajitasyon yapmak da istemiyorum ama abimi kaybettik biz yaklaşık 4 sene önce. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin size. Allah razı olsun. Ondan da bize bir tane emanet kaldı. Bir oğlumuz var. Hı-hı. 14 yaşında. Geçenlerde benden daha iyi bir telefon istedi. Dedim oğlum alacağım, söz karneni getirdiğinde sana o telefonu alacağım. Yani her halükarda alacağım onu, o telefonu da. Belki hani bu binliği kazanırsam destek olacak. Almamda da biraz bana faydası olacak diye düşünüyorum. Peki o zaman ne zaman hazırsan başla de, ben de süreni başlatacağım. Tamam Geveze. başlayalım Geveze. Gökkuşağı kaç renktir? 7. Gözaltına alınan kimselerin karakolda konulduğu yere ne denir? Gözaltına alınan kimselerin nezarethane. Gözlük yerine kullanılan ve göze takılan merceğe ne denir? Lens. Halk dilinde havlayan köpek ne yapmaz? Isırmaz. Tek cepli gömleklerde cep hangi tarafta olur? Sol. İsmi söylenen kişinin havaya atılan topu tutmaya çalışması şeklinde oynanan çocuk oyunun adı nedir? İstop. Pialotti Tepesi'nin yer aldığı İstanbul'un ilçesi. Pialotti. Orada böyle bir şey de vardır. Beyoğlu tarafında mı? Yok. Bir sultan yatar orada. Ne sultan? Sultan Ahmet. Hayır. Bir şey sultan. İstanbul'u ilk kuşatan. Sultan. Ya sultan değil, onu bir şey sultan denir. Ne sultan? O insan oraya dua etmeye gider insanlar. Eyüp Sultan. Ah be abi, Eyüp Sultan doğru cevap ama süre bitti. Ah evet. İstanbul'u çok iyi bilmediğim için yapacak bir şey yok. Eyüp Sultan'dı vallahi ya. Ne yapalım, hayırlısı geveceğim. Abi ya. Evet ya. Yani ah be abi diyeceğim de diyemiyorum. Olmadı. Kısmet değilmiş bu sefer. Olmadı. Kısmet değil geveze. Kısmet değil. Ama senden yanıtları beklemeye devam ediyoruz. Çünkü bu işin sağ solu belli olmuyor. Bir dinleyicimiz 3. aramasında. 3. bizimle yarıştıktan sonra 1000 lira aldı. Bir başka dinleyicimiz ikincisinden sonra 2700 lira aldı. Kulağın bizde olsun. Çünkü burada para dağıtmaya devam ediyoruz. Aynı şimdi bir baraj sorusu soracağım üzere. Bir dinleyicimizi daha yayına almak istiyorum. Zor da bir soru olsun istiyorum. Bu zor soruda hakikaten zor bir soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bir bilim adamını soracağım. Bir bilim adamı. Bu bilim adamı eğer yer bilimi ile ilgileniyorsa hangi konuda uzmandır? Hangi konuda bir bilim insanıdır? Yer bilimi ile ilgilenen bilim insanlarına ne denir? Yer bilimi ile ilgilenen. Ya bu arada benim de ağzım alışıyor. Bilim adamı diyorum ama bilim insanı demek gerekiyor. Çünkü ya da bilim adamı ve bilim kadını demek gerekiyor. Ama genel olarak bilim insanı demek sanırım daha doğru olacaktır. Top sizde. 0533 0407 700. Ve veda zamanı. Bahar aylarını niye severim biliyor musunuz? Bahar ayları temizlik ayıdır. Mutlaka siz de bahar temizliği yapmışsınızdır. Bu bahar temizliği dolaplardan başlar. Şimdi bak, bahar ayındayız. Her ne kadar Haziran gelince yaz gelecek desek de aslında yaz 20 Haziran'dan sonra başlar resmi olarak. Eğer hayatınızda bir temizlik yapmadıysanız belki de o zaman bu zamandır. Bak, kulpu kırık fincanları, zayıflayınca giyerim dediğiniz kotu, son 5 aydır giymediğiniz o kıyafetleri, arka balkona sıkıştırdığınız, bir gün yüzünü yenilerim pırıl pırıl olur dediğiniz o sandalyeyi, dibi kararmış tencereyi, taşındınız hangi evden kaldığı, hangi kapıyı açtığı artık meçhul olan o anahtarları, sırf genç ve güzel çıkmışsınız diye yanınızda o hiç sevmediğiniz garip adam ya da garip kadınla beraber poz verdiğiniz fotoğrafı, çekmecenin dibindeki müzik kasetlerini, ki artık kaset falan kalmadı ama, atın, bir ferahlayın. Şimdi ihtimalleri de atın. Hani olacaktı da son anda olmadı.
olmamış işte. O düşün, takılıp kaldığınız o günü, durduğunuz o lafı, kafanızı kurcalayan o insanı atın, atın, hayatınızdan atın. Küstüğünüz için uzun zamandır görmediklerinizin, aklınızda kalan o son görüntüsünü, alındıklarınızın, gücendiklerinizin hiç umurunda olmayan o olayı atın abi, atın, atın. O hiç beceremediğiniz yemek tarifini, kestiğiniz o gazete kupürlerini, eski kupürleri, o içinizi kemiren ukdeleri atın. Bak, bahar ayı, atın. Zamanı gelince yiyeceğiniz soğuk intikam yemeğini de dökün. Çünkü soğuk yemeğin tadı olmaz. Cevabı olmayan soruları, kaçırdığınız fırsatları, atıldığınız işleri, beceremediğiniz ilişkileri, o kişisel gelişim kitaplarını atın, büyük harflerle atın. Arkanızdan konuşanları, önünüzü kapayanları, alamadığınız terfiyi, oturamadığınız evi, şimdiki aklıma olsaydıları, aldığınız o en kötü karneyi, hatta en iyi karneydi, çalışmayan saatleri, işe yaramayan fikirleri, kaçan trenleri ya da metroyu, zamansız yaşlandıran dertleri, o gün olanları, artık hangi günse, halının altına süpürdüklerinizi, ne bileyim dolabın dibine iteklediklerinizi atın. Atın. Bak, bütün bunları yaptığınızda sizi temin ediyorum, güneş çıkacak. Vallahi da çıkacak, billahi da çıkacak. Hem de o güneş sadece sizin için çıkacak, sizin için doğacak. Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.